Merhaba arkadaşlar, ben Umut Memiş. Bugün sizlere A101'den 99 TL'ye almış olduğum Hilever'in 64 GB'lık flash belleğin kutu açılımını ve ürün incelemesini yapacağım arkadaşlar. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle flash belleğin kutusunun içeriğinde neler var bir bakalım. Flash belleğimiz arkadaşlar 64 GB olduğu yazıyor. OTG, USB ve akıllı telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara uyumlu olduğu yazıyor arkadaşlar. OTG özelliği ise şu tarafta arkadaşlar bir tane giriş yeri var. Bu da eski Type-A girişli olan telefonlara uyumlu oluyor arkadaşlar. Type-C telefonlara uyumlu olması için de bir tane dönüştürücü ya da kart okuyucu olması gerekiyor arkadaşlar. 2.0 özelliğinde olduğu yazıyor arkadaşlar. Arka tarafında da yine kendine ait özellikleri yazıyor arkadaşlar. Android 4 ve Microsoft Windows telefonların 7 nokta üzerinde olanlarında uyumlu olduğunu yazıyor arkadaşlar. Ben daha önce bu flash belleğin 32 GB'lık versiyonunu kullanmıştım arkadaşlar. Ve gayet memnun kaldım. Şu anda da arkadaşlar 64 GB olanını aldım. Verilerim arttığı için. Burası arkadaşlar OTG giriş yeri. Buraya Type-C dönüştürücü koyarak yeni model telefonlara uyumlu yapabiliyoruz. Ya da arkadaşlar bir tane kart okuyucu sayesinde yeni model telefonlara uyumlu yapabiliyoruz. Bu da USB'nin giriş yeri. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir eski flash belleğimde olan verileri telefonuma aktarayım. Sonra telefondan tekrar yine aldığım flash belleğe 64 GB olana aktarayım arkadaşlar. Kılıf kalın olduğu için arkadaşlar çıkarmam gerekiyor. USB takıldı yazıyor arkadaşlar. USB depolama alanı yazıyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu olduğu gibi arkadaşlar telefonuma aktarıyorum. Telefondan da tekrar şey aktaracağım. Yeni aldığım flash belleği aktaracağım arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yapıyorum. Bu işlemin sürmesi biraz uzun oluyor arkadaşlar. O yüzden videoyu burada noktalıyorum. İşlem bittikten sonra devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eski flash bellekteki bilgilerin telefona taşınma işlemi bitmiş oluyor arkadaşlar. Bu arada eski flash bellekteki dosyalarda arkadaşlar klasörde en alt bölümde duruyor arkadaşlar. Ayrıntılara girdiğimiz zaman ne kadar şeysi olduğu belli oluyor arkadaşlar. 9 GB 900 MB şeklinde bir boyutu varmış arkadaşlar. Şimdi biz bu eski flash bellekteki olan bilgileri yeni flash belleğime aktarıyorum arkadaşlar tekrardan. Hatta arkadaşlar birkaç tane belgeler daha vardı. Onları da aktarayım arkadaşlar.
taşıya gidiyoruz. USB depolama alanı en aşağıda yazıyor arkadaşlar. 64 GB'ın 58 GB'ı boş oluyor. Diğer 6-7 GB olan alanda arkadaşlar flash belleğin kendi içinde kullanılıyor. Buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar taşıma işlemine başlatıyoruz. Bu işlem biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Bu videoda anlatmak istediğim bu kadardı arkadaşlar. Flash bellek genel olarak güzel, kullanışlı ama taşıma işlemleri biraz hani çoklu klasörlerde mesela arkadaşlar 9-10 GB gibi olan klasörlerde, verilerde taşıma işlemi yavaş oluyor arkadaşlar. Ama diğer işlemlerde flash bellek fiyatına göre gayet uygun ve güzel arkadaşlar. Bu videoda anlatmak istediğim bu kadardı. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.